sular çekildi. Saraylar yıkıldı. Bazilika sarnıcı denilen yere batan sarnıcı da üstü örtülü ve anıtsal olan sarnıçlardan bir tanesi. Şehir yükseldi. Saraylar inşa edildi. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon, Yerebatan Sarnıcı tarihinin en büyük restorasyon çalışmalarından bir tanesi. Yerebatan'ı ayakta bekleyen sütunlar, efsaneye ismi karışan, gözlerini hiç kırpmayan Medusa, yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilen yer altındaki hazineyi korumaya devam ediyor. Dünyanın keyifle buluşma noktalarından birisi olacağını şimdiden müjdeleyebilirim. İstanbul'umuza hayırlı olsun. Ejderha kanatlı Medusa, insanları korkudan korkuya salan, gölenlerin soluğunu kesen Medusa. Antik dünyadan günümüze ulaşan Yerebatan Sarnıcı'nın bir köşesinde biri ters yüz edilmiş, diğeri ziyaretçilere yan bakan iki Medusa bulunuyor. Mitoloji sözlüğünde anlatıldığı üzere antik dünyada saçları yılanlarla örülü, bazen alınlarında yaban domuzu dişleri fışkıran, tunçtan elleri ve uçmak için altın kanatları bulunan Medusa ve kız kardeşlerinin başlıca niteliği korku salmaktı. Üç kız kardeşten efsaneye ismi karışan yalnızca Medusa oldu. Ona bakanları taşa çeviren Medusa. Bir zamanlar dağları, vadileri bir nehir gibi kıvrıla kıvrıla aşıp, yüzlerce kilometre kat eden sular, şehrin kalbinde, milyon taşının altında adeta bir göle dönüşüyordu. 6. yüzyılda inşa edilen sıfır noktasındaki sarnıcın birçok malzemesi gibi Medusa başları da İstanbul'un bir başka köşesinden, bir yapıdan veya meydandan devşirilerek buraya getirildiler. İstanbul'un en büyük su mahzeni Yerebatan Sarnıcı, bir zamanlar şehrin birinci ve ikinci tepeleri arasındaki bölgenin su ihtiyacını karşılayan isale hattının, Halkalı'dan gelen su yollarının ulaştığı son noktaydı. Bugün de yer altındaki İstanbul'un önemli hazinelerinden biri. Yerebatan Sarnıcı'nın şu anki restorasyonu 2017 yılında başlamış. Biz 2019'un sonunda göreve geldiğimizde %20 seviyelerindeydi. Pandeminin de tabii müze ziyaretçi sayılarındaki etkisini göz önüne alarak bütün Yerebatan Sarnıcı'nı kapattık ziyaretçiye ve kapsamlı hızlı bir restorasyon çalışması başlattık. Tabii kapsamlı bir restorasyon çalışması, şunu söyleyebilirim, şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon, Yerebatan Sarnıcı tarihinin en büyük restorasyon çalışmalarından bir tanesi. Çok büyük bir sarnıç. Kullanılan malzeme Marmara mermeri, kaideler, onların altında büyük bloklar, uzun mermer sütunlar ve başlıklar. Bu kadar büyük bir sarnıcı yapabilmek için çeşitli yerlerden malzemeler toplanıyor. Bloklara baktığınız zaman kabaca işlenmiş olduklarını görüyoruz. Yani hepsi aynı tipte değil, derleme toplama olduğu için. Büyük bir nüfusa sahip, Orta Çağ'ın en kalabalık şehirlerinden birinin su ihtiyacını karşılamak ve defalarca kuşatılan şehrin içme suyunu depolamak için hidrolik mühendisliğin en gelişmiş örneklerini sergileyen Bizans'ın başkentinde yüzlerce sarnıç inşa edildi. Evet.
Öykü'ye göre şehri yeniden imar eden İmparator Justinian'in işçileri toprağı bir an önce kaldırmaya teşvik etmek için toprağın içine küçük paralar karıştırdığı söylenir. ...1460 yıl önce bir tarihçinin kaydettiği gibi Ayasofya'nın gölgesinde Petra Saxum, yani sağlam bir kayalık üzerine inşa edilmiş revaklı geniş bir avlu bulunuyordu. İmparator Justinian, suyun yaz mevsiminde toplanacağı uygun bir su haznesi yaptırmak için güneye bakan avlunun çok derin bir şekilde kazılmasını istedi. Bizans'ın resmi ve gayri resmi tarihleri, çeşitli patriyalar yani halk öyküleri ve efsaneler, Ayasofya'yı ve şehrin en büyük sarnıcını yaptıran imparatoru ve imar faaliyetlerini anlatır. Ne uzun boylu ne de çok kısaydı. Çekici, yuvarlak bir yüzü vardı. Gerçek düşüncelerini saklamayı iyi bilirdi. Justinian döşemeleri gümüşten yapmak istiyordu. Atinalı filozof ve astrologlardan Maximianos, Hieroteos ve Symbolos, krallığın son günlerinin karanlık geçeceğini ve bu gümüş kaplamaların söküleceğini anlattı. Ve imparatoru ikna etti. Yoksa Yerebatan'ın planı önce kuma mı çizildi? Çok büyük bir yapı, üstü kontrol edilmeden yapılaşmalar olmuş. Yapılardan, çevreden vesaire sular geliyor. Yani onların engellenmesi tabii ki böyle bir yapının yaşamı açısından önemli. Üstüne gelen ağır yükler deprem riski yaratıyor. Tabii bu kadar önemli bir eserin İstanbul'a gelen ziyaretçiler tarafından görülmesi, takdir edilmesi, onun anlaşılması ve şehrin tarihinin bu yönünün bilinmesi çok önemli. Dolayısıyla oraya gelen insanları bir kere güvenceli bir ortama sokmanız gerekiyor. Çalışma sırasında çok önemli verilere ulaştık. Bunlardan en kritik olanı Yerebatan Sarnıcı'nın gergi sisteminin aslında olmayışıydı. Gergiler olmakla birlikte bu gergilerin birbiriyle bağlantılarının olmaması ve yapının aslında depremselliğine mevcut gergilerin bir katkısının olmaması kritik bir tespitti. Yani Yerebatan Sarnıcı'nın beklenen ilk depremde hasar alması gibi bir durumla karşı karşıyaydık. Uzman ekiplerden, uzman bilim heyetlerinden aldığımız raporlarla bir güçlendirme projesi hazırladık. Hemen arkamızda gördüğümüz bu gergili sütunları birbirine bağlayan gergi çubukları dediğimiz elemanlar yapının deprem davranışını hayli iyileştirmiş oldu. Dikdörtgen planlı sarnıcın disiplinli Bizans piyadesi gibi dizilmiş 28 sıra sütunu bulunuyor. Her bir sırada 12 asker. Gözyaşı sütunu denilen ve dalları budanmış bir ağaç gövdesi gibi işlenmiş sütun. Korint başlıkları, bazılarının üzerinde impost başlıklar ve duvarda hala izleri görünen, su geçirmeyen sıvalar, gelişmiş bir mühendislik ve estetik anlayışını sergiliyor. 336 sütundan kuzeye bakan 8'i zamanın tahribatı yüzünden örme bir kılıf içine alınmış. Medusa'ya komşu olan güneydeki 37 sütun da etrafını çeviren bir duvar içinde kalmış. Küçük bir göle benzeyen Yerebatan Sarnıcı'nı doldurmak için binlerce ton su gerekiyordu. Tonoz denilen üst örtüye kadar doldurulan sarnıç, defalarca kuşatılan şehrin hayati ihtiyacına cevap veriyordu. Yürüttüğümüz restorasyon çalışmalarında başka çok önemli bulgulara da ulaştık. Şu an yürüyüş platformunun altında, suyun altında gördüğümüz tuğla döşemeler aslında restorasyon öncesinde ziyaretçilerin göremediği alanlardı. Üstünde 5 katman çimentolu bizim imitasyon dediğimiz tuğla benzeri yapıya tuzlanma gibi etkilerle zarar da veren çeşitli tabakalar vardı. Bu tabakaları kaldırdığımızda 5. yüzyıl mühürlü, imzalı ustaların imzaları olan özel dörtgen tuğlaları yakalamış olduk. Şu an İstanbullular, ziyaretçiler geldikleri zaman ilk kez özgün döşemeyle karşılaşmış olacaklar. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki sarnıçta biz 2,5-3 metrelerde bir seyir sağlayabiliyorduk. Oldukça yüksek, ağır betonarme bir platform döşemesi vardı.
İlk yaptığımız işlerden bir tanesi bu ağır betonarme platformu kaldırıp modüler, hafif çelikten oluşan ve şeffaf bir platform sistemi yapmak oldu. Ve bu platform sistemi yerden yaklaşık 40 santim yukarıda. Ziyaretçiler Yerebatan Sarnıcı'nı gerçek ebatlarıyla, gerçek ölçüleriyle, o etkileyici yüksekliğiyle deneyimlemiş olacaklar bu sayede. İlk kez 1985 yılında kapsamlı bir temizlik ve restorasyon çalışmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından müze haline getirilen Yerebatan Sarnıcı'nı milyonlarca kişi ziyaret etti. Tarihçi Prokopios'un niteliklerini anlatmak için insan yeteri kadar kelime bulamıyor dediği İmparator Justinian tarafından inşa edilen, 16. yüzyılda İstanbul'a gelen Fransız seyyah Pierre Gilles'in yeniden keşfettiği, 1960'larda sütunların arasında bir kayıkla gezinen James Bond ve Ali Kerim Bey'le sinema izleyicisinin hafızasına kazınan Sarnıcın öyküsü sizi yer altındaki İstanbul'a davet ediyor. Gerçekten İstanbul için sembol niteliğinde yapılar bunlar. Önemli bir kültür mirasımız. Buna hep birlikte sahip çıkmalıyız. 6. yüzyılda Justinian gibi bir hükümdarın bu şehirde yaşaması dolayısıyla hem Ayasofya hem böyle bir anıt bize kalmış. Bunun sorumluluğunu doğru taşımak için çok çalışmalıyız diye düşünüyorum. İnsanın böyle hani tüylerini diken diken eden, nasıl kadim bir şehirde yaşadığımızı bir kez daha hissettiren çok özel bir mekan burası. Böyle hassas bir yerde yaptığınız bir işlemin artık hani tabiri caizse ömürlük bir hizmet sunması lazım. Burada arkadaşlarımızın titizliği ve sürecin uzamasının altındaki gerçek bu. Zaten içine girdiğinde bütün detaylarıyla vatandaşlarımız bunu hissedecektir. Bugün kapsamlı bir restorasyon çalışmasının ardından ziyaretçilere kapılarını açmaya hazırlanan Yerebatan Sarnıcı'nın döşemeleri altında imparatorun sakladığı bir sürpriz var mıdır acaba?